Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Rauf ben, Karanlık Adam TV ekranlarında bir haftanın değerlendirme videosuna daha hoş geldiniz. Evet, bu haftaki video biraz sönük gibi diyebiliriz. İşte Xbox Game Pass'teki oyunlardan bahsedeceğim. Epic Games'te 2 tane oyun var yine. Bu aralar hep bağımsız oyununa geçiştiriyorlar ama haftaya güzel bir oyun olacak. Remnant, ondan kısaca bahsederiz ama haftanın konusu aslında o. Ve Steam indirimlerinden Fanatical'da bir kendini oluştur paketi var. Ondan bahsedeceğiz ve videoyu bitireceğiz, noktalayacağız arkadaşlar. Bu videoyu da bundan sonra her videoda hatırlatmasını yapacağım. Katıl butonunda destekleyen arkadaşlarımız Metin Osmanoğlu, Sufi Uzun, Java, Barkın Çetinkaya ve Serkan Aygül'ün sponsorluğuyla yapıyoruz. Onların destekleriyle artık bundan sonra katıl butonundan desteklerinizle daha iyi işler yapmaya çalışacağım dostlar. Evet, hemen Xbox Game Pass oyunlarıyla başlamak istiyorum. Undermine isimli oyun. Bir dungeon oyunu diyebiliriz Undermine için. Tek kişilik bir oyun arkadaşlar. Grafikler şu şekilde. Piksel grafiklere yakın yani. Minimal grafikler diyelim daha doğrusu. Dungeon, daha doğrusu bir zindan keşif oyunu diyebiliriz Undermine için. Game Pass'e bu hafta eklenen oyunlardan biri. Bir sonraki oyunda Zeno Crisis, eski Atari oyunlarının grafiklerine benziyor. Bu da 2 kişilik oynanabiliyor. 2 kişilik co-op şeklinde. Çok pardon. Oynanabiliyor. Sabit, gördüğünüz gibi sabit ekranlarda her kısımda, her bölümde. Bölüm demeyelim de odalarda dolaştıkça. Bu da bir zindan oyunu diyebiliriz bir nevi. Hızlı aksiyon içeren bir shooter oyunu, bir nişancı oyunu diyebiliriz. Karakter gelişimleri ve silah gelişimleri de tabii ki oyun içinde var. Bunun dışında It Looks Low isimli bir oyun gelmiş. Buna da platform ve rol yapma oyunları karışımı diyebiliriz bu oyun içinde. Bu da piksel grafikli ama fena bir oyun gibi gözükmüyor ama bu haftanın en iyisi Trailmakers isimli oyun arkadaşlar. Bunu Steam indirimlerinde de gördükçe tanıtmışımdır. Bu oyun tamamen yaratıcılığınıza hitap eden bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda işte yarışlar olabiliyor, bazı nesneleri işte capture ettiğiniz işte görevler olabiliyor, bir yerden bir yere taşımanız gerekiyor falan. Bunları yaparken, mesela yarış yaparken ya da bir nesneyi falan taşırken kendi yarattığınız bir araçla bunu yapıyorsunuz. İster bir araba yaparsınız, bunun ekranda göründüğü gibi. Bir işte hızlı giden bir yarış arabası yapabilirsiniz, tekne yapabilirsiniz, helikopter yapabilirsiniz. Bunun gibi bir sürü araç yapabiliyorsunuz bu oyunda Trailmakers'ta. Amaç tamamen sizin hayal gücünüzü ortaya çıkarmak. Yaptığınız şeylerin hepsi sizin tasarımınız oluyor. Çok ilginç bir oyun. Trailmakers'ın Game Pass'e gelmiş olması bence çok güzel bir olay. Çok müthiş bir oyun çünkü. Yaratıcılığınızı tamamen ön plana çıkarmak için yapılmış bir oyun arkadaşlar. Evet, buradan hemen Game Pass, Epic Games'teki oyunlara bakalım arkadaşlar. Aslında normalde bir oyun gözüküyordu. Wilmot's Warehouse oyunu gözüküyordu ama bir tane daha oyun gelmiş. İsmi de bir acayip aslında bu oyunun. Three Out of Ten oyunu. Burada bir oyun yapım şirketindeki olayları yaşıyoruz arkadaşlar. Bu ilk episodmuş. Devamı gelir mi ya da burada verilecek mi onu bilmiyorum. Çok absürt komedi öğeleri içeren bir oyun ama işte Türkçe olmama gibi bir durumu var. Handikapı var. Yani biraz İngilizce bilen arkadaşlara daha çok hitap edecek bir oyun. Çünkü o absürt komedi olaylarını, diyalogları falan anlamak, oyundan keyif almak için önemli arkadaşlar. Ama bunun dışında bir de Wilmot's Warehouse oyunu var. Bu da bağımsız oyunlardan, dikkat çeken oyunlardan biriydi eski çıktığı zamanlarda. Gördüğünüz gibi tamamen 2 boyutlu üstten görünüş. Şu arkadaşı kontrol ediyoruz ve bir depoyu kontrol ediyoruz arkadaşlar. Amacımız belirlenen süre içerisinde işte şu kısımda gözüken müşterilere istedikleri ürünleri taşımak ama kendi deponuzu öyle bir tasarlamanız gerekiyor ki neyin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tahmin etmeniz değil, bilmeniz gerekiyor çünkü zamana karşı yarışıyorsunuz. İlginç bir oyun, eğlencelik bir oyun. Bu da Wilmot's Warehouse arkadaşlar. Dediğim gibi biraz bu hafta biraz sönük gibi gözüküyor. Haftaya gelecek oyunlarda Remnant, From the Ashes, onları artık geldiği zaman konuşuruz. Ve Alto Collection. Alto oyunu da normalde bir cep telefonu oyunu aslında. Ama PC'ye de çıkarmışlar. Collection dediğine göre büyük ihtimalle iki oyun birden vardır. İki tane oyunu var diye biliyorum. Belki fazlası da var mıdır? Neyse onu çok uzatmayalım. Onu dediğim gibi gelecek hafta geldiğinde konuşuruz artık. Fanatical'da da bir kendin yap paketi var. Build Your Own Adventure Bundle demişler ismine. Adventure paketi oluşturuyorsunuz. 3 tane için, 3 tane seçtiğiniz oyun için 14.40, 5 tane için 21.64, 7 tane için 28.87. Bunu düz hesap 28 diye düşünsek her bir seçtiğiniz oyun 4 TL'ye gelecek. Bayağı uygun fiyatlara çok pardon geliyormuş gibi gözüküyor. Baktığımız zaman Lucius serileri var. Şeytanın çocuğu olarak konusunda lanse edilen, tanıtılan Lucius. Psikopatça ölümler tasarlayabildiğiniz, o şeytan çocuğu olduğunuz için de bazı güçleriniz var tabii ki. Bunun tam bir serisini koymuşlar. Siberia'nın yine birinci, ikinci oyununu görüyorum. Hatta evet, üçüncü oyunda varmış. Yine Siberia'da bir üçlü olarak koyulmuş. Onun dışında gözüme çarpan Figment oyunu var. Agatha Christie'nin oyunu var, bir dedektiflik oyunu. Yesterday yine öyle bir bilinmezliği çözmeye çalıştınız. Yine bir dedektiflik değil de daha çok hani dediğim gibi bilinmezliği çözmeye çalıştığınız bir konu var Yesterday'de. Bu arkadaşımızın başından geçen olaylar, bazı şeyleri hatırlamıyor. Ve bunları, başından geçen şeyleri hem hatırlamasına hem de olayı çözüme kavuşturdunuz. Değişik bir oyun. Onun dışında gözüme çarpan şu Apokalipsis var. Fena oyun değildir. Baktığım zaman Uncertain, bunu ücretsiz olarak da verilmişti aslında bir ara. Yani fena oyunlar yok. Paket, güzel bir paket oluşturulabilir. Büyük ihtimalle zaten Steam'de de baksanız 4 TL'den fazla olacaktır bu oyunların hep her biri. En azından Lucius çok eski bir oyun ama belki bu o fiyatlara yaklaşır. Onun dışında güzel bir paket oluşturulabilirmiş gibi gözüküyor. Evet, Steam'de de güzel indirimler var. Hatta Street Fighter'da hafta sonuna özel bir 3 günlük oynanış sunulmuş arkadaşlar. Ama satın da almak isterseniz eğer Street Fighter 5'i 23.99'a %60 indirimle satın alabiliyorsunuz. Tabi bazı karakterler eksik diye ben hatırlıyorum. O karakterlerin de açılması için karakter paketleri alınması gereken bir oyun. Street Fighter'da bu DLC eklenti furyasından etkilenmesi açıkçası beni üzdü. Üzüyor daha doğrusu yani, çünkü eskilerin efsanesi Mortal Kombat gibi bir efsane Street Fighter'da sonuçta. Hani orada klasik karakterlerin eksik olması insanı üzer tabii ki. Yani ben öyle bir Street Fighter alsam üzülürüm açıkçası. Onun için denemeniz için hani ne eksik ne fazla onları çok şey değilim, hakim değilim ama bunları görmek istiyorsanız, nasıl bir oyun olduğunu görmek istiyorsanız, ki zaten Street Fighter nasıl olabilir ki, güzel bir dövüş oyunu. Bunları görmek istiyorsanız hafta sonuna özel 3 günlük oynanış sunulmuş. Bunun dışında yine hafta sonuna, hatta hafta sonuna geçen hafta, gelecek haftaya kadar sarkan 5 günlük oynanışta da Borderlands 3 var arkadaşlar. O da %50 indirimle 154 TL inmiş. Bu fiyat zaten Epic Games indirimlerinde de böyleydi. Steam'de de yine aynı bu fiyatlara inmişti. O daha iyi bir indirimi göremedik. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir indirimle karşılaşılabilir belki ama oyunu merak ediyorsanız, deneyimlemek istiyorsanız 5 günde bitirebilirsiniz bile hatta bence. Öyle bir oynanış süresi veriyor. Hafta sonuna da denk gelmişti zaten. Çalışan kişiler için bile daha iyi. Ben de mesela İstanbul'da olsaydım, hafta sonu İstanbul'da olmayacağım, denemek isterdim açıkçası. Evet, bir franchise var. Darksiders franchise arkadaşlar. Darksiders oyunları biliyorsunuz. 1, 2, 3 bir de Genesis olarak üstten bakış hack and slash olarak çıkmıştı. Genesis yine güzel fiyatlara inmiş. Zaten iyi bir fiyatı da vardı. biraz Darksiders 3 biraz pahalıydı ama o da 88 TL fiyatlarına düşmüş. Ben sizin yerinizde olsam, hani tavsiye olarak söylememi isterseniz, hani Darksiders 1 ve 2'yi satın almanızı tavsiye ederim. Hem çok güzel fiyatları hem de hepsi iki oyunda 20 saat üzerinde oynanış sunuyor. Bayağı uzun oynayışlar sunuyor. 3'ü de oynamanı isterseniz eğer, devam etmek isterseniz 3'ü de Xbox Game Pass PC tarafından oynamanızı tavsiye ederim. Hala çok düşük fiyatlara, ilk ayı 5.90'dı. Hala devam ediyor kampanyası. 5.90'dan sonra da 15 TL'ye çıkıyor ikinci ayda. 15 TL bile Game Pass için, ki demin oyunlarını da tanıttık. Sürekli de 4-5 tane oyun eklemeye başladılar her hafta. Çok geniş bir kütüphane olmaya başladı. Tavsiye edebilirim. Onun için hani 1 ile 2'yi oynarsınız, devamını oynamak isterseniz Game Pass'ten oynarsınız bu parayı vermektense diye düşünüyorum. Evet, başka bir indirimde olan oyun, güzel de bir indirime düşmüş. 13.75'e %75 indirimle Motorsport Manager oyunu arkadaşlar. Bu sefer F1 oyunlarını biliyorsunuzdur. Belki birisini, en azından birisini oynamışsınızdır. Bu sefer arabayı kontrol etmiyoruz da arabaya direktifler veriyoruz ama her şeyi biz yapıyoruz bu sefer oyunlarda. Genelde işte böyle üstten görünüş, pisti falan üstten görüyoruz. Ve yarışlarda böyle şu şekilde daha iyi gözüken bir yer var mı? Yani mesela işte böyle üstten görünüş, pilotlarımızı yönetiyoruz artık, hangi takımı yönetiyorsanız eğer. İşte yarış başlangıcından önce lastik ayarları, motor ayarları, işte bütün aksamların ayarları, bunların hepsini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ve yarışta da işte iki pilotu kontrol ettiğiniz için hangisi artık mesela işte birinciliğe daha yakınsa onu ön planda tutup ötekini onu desteklemesi için direktifler verebiliyorsunuz. İşte yakıt tasarrufu için işte ne derler, daha böyle sakin bir kullanım, işte tur yarışın sonlarına doğru daha agresif kullan gibi direktifler verebiliyorsunuz. İşte önündekini sollamaya çalış ya da arkasında şimdilik devam et gibi öyle direktifler vererek yarışları kazanmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Tam bir yönetim oyunu diyebiliriz aslında. Bir yarış oyununu yönetim şeklinde birleştirmişler. Güzel bir oyun aslında. Hani bu tarz oyunları seviyorsanız iyi bir tercih olacaktır. Güzel de bir fiyata düşmüş zaten. En son 2017'de düşmüş bu fiyata. 2016 çıkışlı zaten bir oyun. Şu andaki fiyatta bayağı iyi. Noita ismi tanıdık gelebilir belki, kanalımdan eğer seyretmişseniz arkadaşlar videosuna bakabilirsiniz. %25 indirimle 21 TL'ye inmiş. 28 TL'ydi galiba normal fiyatı. Daha önce de bu fiyatlara inmiş zaten. Yaz indirimlerinde de yine bu fiyatlara inmişti. Noita'nın güzel tarafı dünya içerisindeki, yani oyunun oynadığınız dünya içerisinde hemen hemen her şeye zarar verebiliyorsunuz. Yani %99 etkileşim var oyunda. Çok güzel bir özellik bu. Yani haritada gördüğünüz her şeye zarar verebiliyorsunuz. Bir büyücüyü kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Kontrol noktalarına geldiğiniz zaman, bazı kontrol noktaları var kayıt için. Bunlara geldiğiniz zaman güçlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Değişik elementlerle değişik başka, yani birçok elementi birleştirerek değişik güçler, değişik asalar, değişik korunma büyüleri falan yapabiliyorsunuz. Nasıl işte her tarafa zarar verebiliyorsanız yine aynı şekilde etrafta size zarar verebiliyor. Ateşten etkilenebiliyorsunuz. İşte ne bileyim bir çamur gibi bir şeyden, bir göl gibi bir şeyden geçiyorsunuz ama içinde asit var mesela. Öyle durumlar olabiliyor. Oradan zarar gelebiliyor. Üstünüz yanmaya başlıyor. Yandığınız zaman bir su kaynağı bulmanız lazım söndürmek için gibi. Etrafla da etkileşiminiz var. Yani hatta şöyle bir şey, çıkış şeyleri, mottoları vardı oyunun geliştiricilerinin. %99 etkileşim diye çıkmıştı oyun. Bayağı güzel bir oyun. Piksel grafikli ama oynanışı ve dediğim gibi etrafa, yani her şeyle %99 oranında etkileşimde olmanız, kendi büyülerinizi ortaya çıkarabiliyor olmanız, karışımları yapabiliyor olmanız gibi etkenlerden dolayı güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Güzel de bir fiyata düşmüş zaten. Yine iyi bir fiyata düşen oyunlardan biri de Book of Demons arkadaşlar. 12 TL'ye düşmüş %70 ile. Geçen senenin en iyilerinden biriydi bence. Çok da iyi satış rakamlarına ulaştı. Hatta bu çok olumlu notları biraz daha yükselirse son derece olumluya kadar da gidecektir. Türkçe seçeneği de var. Hikayeyi tam olarak anlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir hack and slash oyunu ve Diablo serilerine de göndermeleri var. Çok absürt göndermeleri de olan çok eğlenceli bir oyun. Yakın zamanda kanalımda canlı yayınlarda da görebileceğiniz bir oyun arkadaşlar. Eğer merak ederseniz istek listenize ekler isterseniz daha sonra da bakabilirsiniz. Evet, bu indirim zamanının daha düşük bütçeli oyunlarından, daha düşük bütçeli demeyeyim de daha düşük fiyatlı oyunlarından, eğlencelik oyunlarından iki tanesini de sona ekledim arkadaşlar. Bir tanesi Speedrunner. Speedrunner 7.92 TL'lik fiyatıyla baya tam bir fiyat performans diyebiliriz. Türkçe'de olması lazım bunda. Evet, Türkçe'de varmış oyunda. Tam bir parti oyunu aslında. Tek başınıza da oynayabilirsiniz. Bir senaryosu var ama normal arkadaşlarınızla da oynasanız, senaryoda oynasanız yine aynı haritalarda oynuyorsunuz. Bir de zorluk seviyeleri var. Biraz kendini tekrar ediyor bu yönden. Yani zorluk seviyelerini açmak için kolay bölümleri bitirmeniz lazım. Ondan sonra işte diğer arenalar da açılıyor, diğer bölümler açılıyor, diğer işte yarışçılar açılıyor oynadıkça. Yani oyunda bazı şeyleri yapmanız gerekiyor ki diğer içeriklere ulaşabilirsiniz. O açıdan biraz zorlayıcı ama zor bölümleri oynamak, kendinizi işte bir challenge yapmak istiyorsanız ya da arkadaşlarınızla beraber challenge yapmak istiyorsanız çok güzel tercihlerden biri. Hatta demosu bile varmış. Denemek isterseniz demoyu indirip de bakabilirsiniz arkadaşlar. Hatta parti modu, yani arkadaşlarınızla deneyebileceğiniz bir demosu var. 4 kişiye kadar oynanabiliyor. Çok keyifli anlar yaşadığım, arkadaşlarımla oynadığımda bu açıdan da tavsiye ederim. Fiyatı da zaten müthiş bir fiyatı var. Dörtlü paketi de varmış ama daha pahalıya geliyor. Onun için tek tek satın almak daha mantıklı. Evet, son olarak da Hatred oyunu var arkadaşlar. Çıktığı zamanlarda 2015 yapımı çıkışlı bir oyun. Çıktığı zamanlarda birçok ülkede vahşiliğinden dolayı, vahşetinden, içindeki vahşetten dolayı yasaklanmış bir oyun. Bu açıdan hani böyle bir oyunu tavsiye etmek ne kadar doğru bilemiyorum ama hani ben çok keyif alarak oynadığım için tavsiye edeceğim arkadaşlar. Burada Türkçe desteklenmiyor diye gözüküyor ama internette Türkçe yamasını bulabilirsiniz. Aslında çok fazla Türkçe'ye de gerek yok. Bildiğiniz vahşet yaptığınız bir shooter oyunu. Yani öyle bir vahşet ki polismiş, sivilmiş, suçlu, suçsuz hiç fark etmiyor. Bir psikopatı yönetiyoruz oyunda. Bu saydığım herkes sizin için bir hedef. Her bölümde ne kadar kan dökebiliyorum onu buluyorsunuz. Keşfettiğiniz, böyle biraz amacı boşmuş gibi gözüken ama başlangıcında bir konuşması var bu arkadaşın. Onun için Türkçe yamayı tavsiye ediyorum. Kendini tanıttığı, niye bunu yapıyorum, ben kimim, İşte bunu göstermeye çalıştığı bir konuşması var. Orası anlaşılır bir şekilde, yani daha doğrusu anlaşılır bir şekilde demeyeyim de. Orası Türkçe bir şekilde anlaşılırsa eğer oyun gerçekten daha da keyifli hale geliyor. Onun için Türkçe yamayı tavsiye ederim arkadaşlar. Arada da ihtiyacınıza yarayacak tabii ki ama üstten görünüş, izometrik açılı bir oyun. Bazı yerlerde çok zorlandığımı hatırlıyorum. Çok keyifli, çok oynanışı acayip, böyle bazı yerlerde salyalarımı akıttı zevkten diyebilirim. Öyle bir oynanışa sahip çok ilginç bir oyun arkadaşlar. Hatred oyununu da tavsiye ediyorum. Evet, bu oyun tavsiyesiyle de videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Videonun sonunda teşekkür babında karanlık destekçisi Java, ilk karanlık destekçisi, onun da ismi geçecek. Bundan sonra videolarda hem katıl butonundan katılan arkadaşların da isimlerini belirteceğim ama başlarda ve sonlarda kademelerine göre, seviyelerine göre onların da teşekkür mesajları olacak arkadaşlar. Evet, umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenileri ve yorumları ihmal etmeyelim arkadaşlar. Ve beni ilk defa seyrediyorsanız da abone olarak destek verebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.